Bakalım Rabbim bugün Lokman Hekim'den 61. konuyu işliyoruz. Bakalım burada ne veriyor? Lokman Hekim'e oğlu, ey babacığım, bir insan için en hayırlı haslet nedir? Dedi. Lokman Hekim oğluna dindir buyurdu. Ya iki haslet olsa, ya iki haslet olsa dedi. Din de mal diye cevap verdi. Din ve mal. Üç tane olsa dedi ne olur? Din, mal ve hayadır. Allahu Ekber. Hayadır. Hayadır ya. Bu haya yok. Hayadır buyurdu. Peki dört olsa dedi. Din, mal, haya ve güzel. Ahlak dedi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya gördün mü? Haslet ne demekmiş? Bunu öğreniyoruz şu anda. Yani konu haslet ne demek? Babası onu soruyor. Ya. Şimdi devam ediyoruz. Ya beş haslet olsa diyor. Ya beş haslet olsa ne olur diyor. Deyince din, mal, haya, güzel, ahlak ve şebayet yani cömertlik, şehavet yani cömertlik buyurdu. Allah'u ekber. Bak cömertliği de koydum. O cömert olmasa adam kibirli, cimri, Allah'ın sevmediği şey buyurdu. Peki altı olursa olsa deyince oğlum, ey oğlum. Bir insanda bu beş haslet toplanırsa bak ne kadar güzel cevap. Bak toplanırsa o insan muttaki, deli ve Allah-u Teala'nın kendine yakın kıldığı kullarından olup şeytandan uzaklaşır buyurdu. Lokman Hekim'in oğlu devamla. Devamla. Şimdi ben buraya kadar geldim. Burada ne diyor? Yani güzel kardeşim. Dalga geçme. Sen daha mı sorsa olsa olsun şu beş haslet deli olsun. Deli. Ne olsun? Bak beş. Din, mal, haya, güzel, ahlak ve cömertlik. Bir insanda bu olursa bizde var mı? Ciddi söylüyorum. Sosyal medyada selamı alanlar hepsi var. Tekrar söylüyorum. Selamımı alanlar, bu selamımı alanlar, cüzdanı okuyanlar, bak tekrar söylüyorum. Cüzdanın skillerini devamlı yapanlar, bu Kadir Kesin'e iyi için Allah'a söz verenler var ya, o söz verenler, benimle beraber olanlar, bunlarda hepsi var. Bak ne var? Din var. Mal da var. Haya o da var. Güzel o da var. Ahlak o da var. Çünkü selam alıyor. Allah'ın dinine hürmet gösteriyor. Allah'ın dinine hürmet gösteriyor. Başka? Dedi. Hepsi var. Yani sosyal medyada şu anda selamı alanlarla geri kalan hepsi var. Veli olursunuz. Bir kardeşim burada bana Hasan abi sana bir şey söyleyeceğim dedi. Tamam. İsmini vermiyorum. Şu anda beni dinliyor. Hasan abiciğim dedi. Ya dedi biliyorsun kaç gecedir Ramazan'dan beri devamlı gece sohbet ediyoruz. Gece ibadet ediyoruz. Namaz kılıyoruz.
Evladım bana dedi ki anneciğim, bak aynen böyle, anneciğim ya dedi, sen günden güne güzelleşiyorsun, gençleşiyorsun. Nedir bu ya diyor, yani ben şahsen şok oluyorum diyor. Yani annen diyor güzelleşiyor, suratın güzelleşiyor. Dedim normal, normal dedim yani. Niye? Allah'ın ve Resul'ün güzel sözleri var. Kim gece ibadet ederse, birazcık uyursa, kalkar, ibadet, zikirle meşgul olursa, Allah onun nur alem, nur yapar suratını. Suratını nur yapar. Ben bugün gündüz 2'de yattım. 2'de, gündüz 2'de. 2-3 saat uyudum. Hepsi bu. 2-3 saat uyudum ha. Öğlen uykusu var ya, onu yapıyorum. Gündüz uyumadım, uyuyamadım. Telefon, uykum uykum gitti. Yani 3 saat uykum var. Bak şu anda nasılım? Size konuşuyorum değil mi? Şimdi ben bu kardeşlerim rüyalar da görebilir, değişik şeyler de görebilir. Ben size ne demiştim? Siz gece ibadetle devam edersiniz. Sizin güzellerin güzel olacaksınız. Nur alem, nur olacaksınız ya. Hastalık falan yok. Olmaz. Ölüm hariç. Güzellerin güzeli. Kocan bile bayılır. Bayanlara söyleyeyim, erkeklere diyorum. Karın bile sana kıskanır. Yani erkek olsa ne an burada olan nur alem nur olur. Olacağını ben söylemiyorum. Allah Resulü söylüyor. İşte o yüzden bu kardeşimiz hani evladı hani bunu söylemesine Hasan abicim sevindim ama bir yandan da korktum. Kızanı, karısı bir an belki kıskanır. Neye kıskanacak kardeşim, Allah Allah, annensin ya Allah. Annesi güzelleşiyor. Niye? Niye güzelleşmişsin? Aa, Allah'ı zikreden kişi. Allah'ı zikreden o da güzelleşir. O zaman karın da gelsin, o da zikir yapsın. Onun gibi güzelleşsin. Annen gibi güzelleşsin. Ya. Ya ben şimdi bana diyorlar ki ya sen hiç uyumadın mı? Uyumadım dedim. Ya hala diyorum maşallah diyor, ayaktasın diyor. Hani şeysin diyor. Rabbimden ne istiyorum kardeşim biliyor musun? Sağlık, afiyet. Bundan büyük zenginlik mi olur? İlim var. Gece ibadet var. Daha ne istiyorum ben? Herkes gece ibadet yapabilir mi? Yapamaz. Uykusunu Allah için harcayanlar bir sürü alim var. Nur âle nur olmuşlar. Onlar nur âle nur olmuşlar dünyadayken. Ona baktığı zaman adamın acayip oluyor. Ya ne diyorum size? Ben kendimi övmek için söylemiyorum. Bunun başkaları bana söylüyor. Papaz söylüyor. Hristiyan söylüyor. Yani siz diyor normal değilsiniz diyor. Yani ben size diyor çok güveniyorum diyor. Çünkü konuşmalarımda samimiyetimi anlatıyorum. Sen ne olursan ol beni bağlamaz. Ben Allah'ın emirlerini yaparım. İster yapar, ister beni kız, ister beni at, ne yaparsa ne yap. Beni bağlamaz. Namazımı kılacağım, cuma namazına gideceğim. İster yaparım, ister sevmeyeyim, ister ne olursa olsun. Yani kim olursa olsun. Yani burada size söylemek istediğim, gecenin önemini anlatıyorum size. İbadetin önemini anlatıyorum. Ve Kadir gecesini anlatıyorum. E buna herkes nasip oluyor mu? Olmuyor. Kaç kişi varız? Şimdi Ayça, oruç, o devamlı liste yapıyor. O listede göreceğim. Ay başında bana verecek. Kaç kişi devamlılık yapmış, kaç kişi yapmamış. O devamlı olanlara Allah'ıma söyleyeceğim. Size söylemeyeceğim. O devamlı olanların onlara dua edeceğim. Allah'ım ben bunlara şahitim. Bunlar devamlı geldi. Neymiş bunu bir kere daha söylüyorum. Kibir, küfür, kibir, şükür azlığı, cimrilik, kötü ahlak. Bir insanla bulursa, olursa Allah Celle Celaluhu ondan uzaktır. Yani şakidir.